Üçüncü gün ancak çıkıyorsun medyanın önüne. Üçüncü gün çıkıyorsun, yine şehitlerden söz etmiyorsun. Son arkalarda bir yerde konuşmanın sonunda şehitlerden söz ediyorsun. Ve beni eleştiriyorsun. Ekonomiden, işsizlikten, şundan bundan söz ediyorsun. Sanki Türkiye'de hiçbir şey olmamış, sıradan rutin bir olay olmuş. 34 tane askerimiz şehit olmuş. Bu da çok önemli bir olay değilmiş. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı Türkiye'yi emperyal güçlerden koruyacaklar? Bunlar mı Türkiye'nin çıkarlarını savunacaklar? Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye'yi düzlüğe çıkaramazlar. Putin'e telefon eder, Merkel'e telefon eder, Trump'a telefon eder, onlara meydan okur. Onlar gelir tak 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 vururlar, koşa koşa ayaklarına gider. Yani sen kahramandın ya. Hani sen başkomutandın ya. Vurulan senin askerin. Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır, nokta. Benim silahlı kuvvetlerimin, güvenlik güçlerimin vurulmasını sağlayan ya da vuran her devlet benim düşmanımdır. Ben niye ayağına gideyim ya? Topuğunuz kıçınızda Putin'e koşuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ey Kılıçdaroğlu sen niye böyle konuşuyorsun? Ne konuşayım Allah aşkına? Ne konuşmamı istersiniz siz? Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Mısır'daki Sağır Sultan da duysun. Bakın biz saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açtık. Niçin? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışından geliyor.